Ya ne susuyorsun Mehtap, konuşsana. Allah Allah. Söyle. Abi. Sen her şeyi yanlış anlamışsın. O adam patronu Zehra'lı. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Sevgilisi kızım, sevgilisi. Adam Zehra'nın gözünü boyamış. Kandırmış kız. Zehra da saf kız. İnanmış işte. Bana bak, benden bir şey gizliyorsan bak, seni de rahat bırak. Söyle. Abi vallahi patronu ya. Tamam. Adamın belki ilgisi var ama Zehra onunla değil. Bak ben konuştum Zehra'yla. Ya o da çok üzülüyor bu duruma. O adam inatçı çıktı, almıyor şikayetini geri. Anlamadım. Zehra üzülüyor, öyle mi? Ah abi ya. Hala mı Zehra? Abi bırak şu kızı artık ya. Ya onun yüzünden düştüğün şu hallere bak. Ya yaşadıklarımıza bak. Ya hala mı Zehra diyorsun sen? Evet Zehra diyorum. Ne diyeceğim başka ha? Ölene kadar da Zehra diyeceğim. Anladın mı? Ölene kadar diyeceğim. Kimseye bırakmam kızım ben, anladın mı? Hele o ölü balık gibi bakan herifi hayatta bırak. Gitmem lazım. Abi. 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 Ah işte, kadın dediğin böyle olur. Gelin böyle, gelin. Çifte kumrular, oturun böyle, yan yana oturun. Maşallah, maşallah. Değil mi güzel gelinim? Çifte kumrular, söyleyin bakalım nasıl barıştınız? Mühim bir şey değil. Gönlünü aldım, barıştık. Evet. Benden özür dileyince dayanamadım, affettim. Ya çok sevindim. Ben de. Bu konu kapandığına göre Ömer, seninle bir şey konuşabilir miyiz? Olur. Çalışma odasına geçelim. Ben de bir Leyla'yı arayayım. Kızım gel, gel, gel. Yok, bence bunlar barışmamış. Demedi de. Yok halacığım, görmedin mi ne kadar mutluydular? Ay, dün akşam yatakları ayırana kadar kavga ettim. Küsüyorsun, ertesi gün elini kol kolu göz gözü gelip buraya oturuyorsun ha? Rol yapıyorlar bunlar ama ben inanmadım. Deme öyle. Abimle Zehra neden böyle bir şey yapsın? Ah be pırlantam, sizi üzmemek için tabii ki. Olabilir mi gerçekten? Bakın evlilik bir ağaca benzer. Ağaca hastalık geldiği zaman ağaç için 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 yer böyle. Şimdi bunlar gençtir, kavga eder, barışır falan diye bakarsak içlerine düşen kurdu göremezler bunlar. Atalan Üsküdar'a geçer. Allah koru ya. Ne vardı? Sıkışmıştın. Ben de ellerinden kurtarayım seni dedim. Bir teşekkür edersin artık. Ne fena mı gerilmiştin işte, seni aldım buraya getirdim. Neyse, kaçıyorum ben. Bak, Zehra da gerilince kaçmış. Gelsene Zehra. Görüşürüz. Sen neden geldin? Ya sorularından kaçtım. Ne cevap vereceğimi bilmiyorum. Siz konuşmayacak mıydınız? Beni oradan çıkarmak için yapmış. Thank you.
Ben çalışacağım biraz. Tamam. Ben de odaya geçeyim. Ya düştüğü hallere bak, hala intikam diyor ya. Yok, öğrenmemesi lazım. Eğer bu Zehra'nın evlendiğini duyarsa buradan kaçar, ikisini de vurur ya. Benim Beton'la konuşmam lazım. Yok, kesinlikle öğrenmemesi lazım. Abim ofislerde şururken Zehra Hanım orada hanımefendicilik oynayacak, öyle mi? Ben de Mehtap sana. Sana bunu çok pis ödetirim Zehra Hanım. Çok pis ödetirim. Bitti görüşme. Hadi. Bence bugün kanepede yatmaman gerekiyor. Yani bugün olanlardan sonra. Nerede yatacağım peki? Hayatta olmaz. Uyumayacağım. Asya, koştun da benim peşimden. Hadi yürü. Onların seni görmemesi gerekiyor. Senin onları değil. Neden kapıyı kilitlemiyoruz ki? Bence de. Sabahki vukuattan sonra kilitlemen gerekirdi. Pardon? Neden ben kilitliyorum? Ev senin, oda senin. Yani ben burada sadece kiracı sayılırım. Sözleşmeli personel kontenjanında. Ziyaren içeri girebilir. Yani seni bir daha kanepede görürlerse bir daha açıklama da yapamayız. Ya ne yapabilirim? Zaten bu oda yeterince üzerime geliyor. Daha dikkatli davranmalıyız. Yeterince dikkatliyiz zaten. Ne yapıyorsun? Kapıyı kilitliyorum. Kimse evli bir çifte kapıların neden kilitli olduğunu sormaz herhalde. Canım, bunu tak istersen. Olur. Ay günaydın çocuklar. Nihat'ım. Ay ben dün gece yine uyuyamadım. Her yanım tutuldu ya. Ay şu marangozu bir daha arasan. Ay gelse büyük sevaba girecek vallahi. Merak etme halacığım. Ben asistanı aradım. Haber bekliyorum. İnşallah. Neyse ben kaçıyorum. Güle güle canım. Görüşürüz halacığım. Göz önünden kaçırmamak lazım. Yani küs olmadıklarından emin olmalı.
Tamam da hala nasıl anlayacağız? Yani küs olup olmadıklarını. Aynı yatakta yatıp yatmadıklarından emin olacağız pırlanta. Halacığım olur mu öyle şey? Yok, dalamayız öyle odalarına. Mahremleri sonuçta. Yok, kesinlikle olmaz. Unutun lütfen. Ah be pırlanta. Bunlar daha çok gençler, çok toylar. Bunlara kim yardım edecek biz yardım etmezsek eğer? Ha? Hem biz merakımızdan yapmıyoruz yani, değil mi sonuçta? Bunların iyiliği için yapıyoruz. Yani şu çok kadarcık mahremlerine gireceğiz, o kadar yani. Of. Bilmiyorum hala. Şey mi oldu? Yok. Bir şey yok. İstersen yatağını topla. Orada yattığın belli olmasın. Merak etme. Kimse anlamaz. Cevriye Hanım'ın. İnandığından emin olmamız lazım. Yani diğerleri kurcalamaz da o... Baş başa bir kahvaltı yapalım. Ne dersin? Hani barıştığımızda yalnız kalmak istemişiz gibi. Olur. Tamam o zaman. Sen burayı topla, ben de mutfağa gideyim. Ben. Evet. Hadi. Ay bu da. İşim gücüm yok, senle mesajlaşacağım. Gitmeden şu işlere bir bakalım Beton. Abimin yokluğu anlaşılmasın. Kiralarla ilgili dosyayı getirsene bana. Buyurun. Merhabalar. Yener Bey yok mu? Abi memlekette, ben ilgileneyim, buyurun. Ya bizim bir arsa işi vardı, arkadaş bilir. Oranın imar izine bakacaktı Yener de. Tamam tamam, siz buyurun. Beton Çaykoy beyefendiye bir de dosyayı var.
Sizin imar işi tamam çıkmış. Ama mal sahibi metrekareye düşen fiyatı birazcık arttırmış. O olmaz ama. Yener hallederim demişti. Tamam. Hallederim dediyse hallederiz. Bizim sözümüz söz. Ama birazcık zaman alır. Diyorsun. Niye hazır değil hala kahvaltı? Hazırlanıyor yavrum. Gel otur. Hayırdır? Ay parçası. Hasta mısın sen? Yok. Bunu da nereden çıkardınız? Ay ne bileyim. Rengin biraz solgun geldi de bana. Ama sen değilim diyorsan. Hediye... Ömerler odalarından çıkmadı mı? Çıkmadılar Müzeyyen Hanım. Bugün kahvaltılarını odalarında yapacaklarmış. Zehra Hanım kahvaltı tepsisini elleriyle hazırladı. Gerçekten mi? Ya barıştılar ya. Çok sevindim. Ay içimizden biri huzursuz oldu mu? Tadımız, tuzumuz kaçıyor. Allah muhabbetlerini arttırsın. Ömer Bey akıllı çocuk ve selam. Bulmuş prensesler gibi su damlasını. Ali, nereye kahvaltı yapmayacak mıydın? Yok yapmayacağım, işim var. Allah, ya hediye işe yaradı galiba, baksana. Bak güzel pırlantam. Bunlar bizim dikkatimizi çekmemek için de ortada görünmüyor olabilirler. Biz yine de dikkat edelim, tamam. Allah'a ısmarladık kızım. Kolay gelsin babacığım, görüşürüz. Seni özledim. Görmeden de işe gitmek istemedim. Sana bir sürprizim var. Bugün yine film izleyelim mi? Olur. Ama nasıl yapacağız ki iş babam? Ben onu hallederim, merak etme sen. Ustam gelmeden de evde olursun. Tamam, olur. Tamam. Görüşürüz. Tamam, gittim ben o zaman. Galiba bitti bu mesele. Beraber kahvaltı yapacağımızı duyunca hepsi inandı. Sen yemeyecek misin? Acıkmadım ben. Sonra yiyeceğim. Belki böyle iştahın açılır. Yani
Sonuçta bu tepsi dolu giderse inandıramayız. Hadi ye. Bir, iki, üç. Üç şekerdi değil mi? Bak, hatırlıyorum. Ne var ki bunda? Sen de normalde şeker seçiyorsun. Canı sıkınsa tek şekerli. Sinirliyken de gün boyu kahveyi tercih ediyorsun. Nasıl yani? Gerçekten ben böyle mi yapıyorum? Peki şimdi ne yapacağız? Yani bundan sonra. Mutlu gibi davranacağız. Yani birbirini seven, anlayan karı koca gibi. Tamam. Olur. Hadi başla. Sabah televizyon izliyorum. Bir doktor hanım. Doktor dediysen profesör yani. Bir de alanında dünya ünlü bir doktor diyorlar ki sabah kahvaltınızı sevdiğiniz biriyle çok güzel bir manzarada simitle yapın. Ne diyorsun? Uyalım mı doktorlara? Leyla. Merhaba. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ben çıkayım artık. Tabii. Şey, benim şirkete gitmem gerekiyor. Başka zaman yapsak? Hatırlatırım ki birlikte çalışıyoruz. Başka bir bahane bul. Ben Nedim Bey'in başka işlerine de bakıyorum. Yani sadece sizin dosyaya değil. Doğru. Ama bak bir daha düşün. Kahvaltı diyorum, simit diyorum, doktor diyorum. Hemşire ne demiş? Diğer önleri bilmem ama kahvaltının kesin mutlulukla bir ilgisi var. Hadi bu mutluluğu es geçmeyelim. Güzel demiş tabii. Ama başka zaman olsun. Sonuçta mutluluk da kahvaltı da kaçmıyor değil mi? Başka sefere diyelim o zaman. Seni işe ben bırakayım. Olur. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Kolay gelsin. Merhaba. Ne yaptın? Ayarlayabildin mi söylediğim ustayı? Aa, gerek kalmadı ona canım. Ek binadan birini ayarladılar. Yarın o gidecekmiş. Şu dosyayı bırakıp geliyorum. Ahmet Bey'le mi görüşüyorum? Beyefendi ben 9. İcra Dairesi'nden arsa hukuk müşavirliği adını arıyorum. Kredi borcunuz esinlerden icra takibiniz başlatılmış. Yasal süreçlerde ödeme yapmadığınız için icra işlemini başlatmak zorundayım.
Beyefendi orasını ben bilemem. Önündeki evrağa göre icra sizin adınıza. Yarın ben bu işlemi yapmak zorundayım. İtirazım var diyorsanız icra dairesine gidip yarın itiraz dilekçesi verebilirsiniz. Efendim. Usta ben ne diyeceğim şimdi Nihat Bey'e? Yarın gelecek dedim ama. Of tamam. Ne diyeyim geçmiş olsun. Ne olmuş? Mehtap sizin usta müsait mi acaba? Ustanın işi çıkmış. Yani ayarlayamazsam biterim ben. Yani Nihat Bey de yarın gelecek demiştim. Tamam sen merak etme. Ben hallederim. İyi bir ustadır kırmaz beni. İyi tamam. Cevriye Hanım'ın elinden kurtulduk ama. Nereye gidiyorsunuz? Yeni barıştınız. Karınla kal dedi ya. Şaka gibi. Yani birlikte gidiyoruz demese miydim acaba? O zaman elinden hiç kurtulamazdık. Benim şirkete geçmem gerekiyor. Ne yapacağız? Yani beraber olmak zorunda değiliz. Sen git şirkete işlerini hallet. Sen ne yapacaksın? Bilmem. Oyalanırım bir şekilde. Sonra buluşup akşam eve beraber döneriz. Olmaz. Şirkete yalnız gidersem beraber olmadığımız anlaşılır. Of, evet, o da var. Toplantıların hepsini iptal et. Bugün şirkete gelmeyeceğim. Ne yapıyorsun? Evet, ertele. Açık vermemek için mecburen bugünü birlikte geçireceğiz. Ama... Aması falan yok. Ne yapacağız onu söyle. Yani bilmem sahile falan gitsek. Bu havada. Ne var? Arabada oturmuş. Olur. Sağ ol Hediye. Afiyet olsun. Teşekkür ederim Hediye Hanımcığım. Afiyet olsun Cevriye. Pırlantam. Bak aradığımız fırsat ayağımıza kadar geldi. Hazır ikisi de yokken gel şunların odalarına bir bakalım. Ha ne dersin? Ay, kesinlikle olmaz halacığım. Unut bunu lütfen. Ya tamam ben de küs kalmalarını istemiyorum ama öyle izinsiz odalarına giremem. Mahremleri sonuçta. Hey kız. Yarın öbür gün Zehra alsın valizlerini çıksın da bu evden. Sen bana ah vah et, değil mi? Güzel kızım benim. Bunların yuvalarını kurtaracaksak günahı benim boynuma dedimdi ben sana. Yazık. Bu sevenler ayrılmasın, yuvalar yıkılmasın pırlanta. Ya halacığım neden gitsin Zehra? Yani... Ne bileyim. Yani öyle yatak odalarına izinsiz girmek ben çok utanırım. Güzel kız. Şimdi bu tazecik evlenmiş kocam bilmiş Ömer Bey değil mi? Yarın öbür gün demez mi madem yataklarımız ayrı benim bu evde ne işim var diye? He? Demez mi? Der. Haklı da kız. Ben ne diye paralıyorum kendimi? He? Bak diyorum tekrar sana günahı varsa benim boynuma. Hadi inat etme, gel gidip bakalım da içimiz rahatlasın ayol. Heh.
Usta. Ben biraz çıkabilir miyim? Siparişleri almaya gelecekler evlat. Gelip alsınlar çıkarsın. Peki usta. Bunlar yine ayrı yatmışlar. Gel gel. Allah, nereden anladın? Yavrum ben anlarım, hissederim. Bak yatağa bak. Bak bu tarafı dümdüz, bu tarafı kırış kırış. Gördün mü? Yok hala öyle bir şey. Ben anlarım. Yastığa bak, pırlantam dümdüz. Gördün mü? Gram uyku sıcaklığı yok bunda. Buz gibi. Bunlar hala küs ve bize numara yapıyorlar. Haklısın abla. Ayrı yatmışlar. Hadi şimdi. Hadi. Ne istiyorsun Funda? Aslında senin istediğini. Yani Koray'la Yasemin'in ayrılmasını. Ama bu konuyu sonra konuşuruz. Şimdi şu Koray'ı kaçıran adamlar meselesi var. Ne konuşmak istiyorsun? Bunu zaten konuşmuştuk. Sen Koray'ın en yakın arkadaşısın. Bırak masal anlatmayı da Koray ne işler çeviriyor söyle. Sen takma kafanı böyle şeylere. Koray'ın da bir iş çevirdiği falan yok. Üşüdüysen dönelim. Olur. Abi ben hayatımda bu kadar yakışan bir çift görmedim. Allah ablamdan sizi ayırmasın. Ancak elinizde çiçeğiniz eksik. 300 metre öteden gördüm de geldi. Bu güzel ablam çiçeksiz olur mu? Alasın bir çiçek. İster misin? Biz böyle mutlu olduğumuza inandırmalıyız insanları. Ben böyle sürekli çiçekle böcekle uğraşamam. Hayır. İstemiyorum, gerek yok. Sen bakma sevdiğine. Naza çekiyor kendini. Hem çiçek alayım diye sorulur mu hiç? Almazsan üzülür, alırsan sevinir. Biz sandığınız gibi... Ne yani? Siz sevgili değil misiniz? Evet, değiliz. Anladım. Siz evlisiniz. Abi güzel abi. Bir dal çiçek almamak için sevgilim değil denilir mi? Allah bu çiçek benden olsun. Param orada istemem senden. Çok yakışmışsınız be ya. Abi bir falına da bakayım. Teşekkür ederim ama ben istemiyorum. İçimden geldi. Yoksa bu yakışıklı abim gibi mermer kesilirim sonra. Aman! Kırklara yedilere. Şeytanın gözleri ateşlerde alevlere devrile. Tü tü tü. Abi güzel ablam. Bu nasıl bir sevdadır böyle? Sanırsın sanki buzdağı.
Bir kısmı suyun üstünde ama altta ne olduğu belli değil. Maşallah, maşallah. Allah nazarlardan korusun. Bu damat Ferit'le seni uzun bir yaşam bekliyor. Boy boy şugar çocuklarınız olacak. El ele göz göze mutlu bir şekilde yaşayacaksınız. Tamam, yeter. Nerede kaldı bu adam ya? Alo. Nerede kaldın? Seni bekliyorum. Kaza mı? Geçmiş olsun, kötü bir şey var mı? Tamam, ben hallederim. Sen işine bak. İş başa düştü. Kolay gelsin usta. Hoş geldiniz. Buyurun. Ben inşaat şirketinden geliyorum da siparişlerimiz bitmiş. Ha, evet, bitirdik. Depodalar. Ne zaman almak istersiniz? Ben şimdi ödeme yapmaya geldim. Başkaları gelip alacak. Ne acelesi vardı? Malları teslim ettiğimizde alırdık. Olur mu öyle şey usta? Siz tarihinden önce bitirdiniz. Bu da sizin hakkınız. Çok sağ olun. Allah bereket versin. Siz sağ olun. Buraya kadar gelmişken bir çayımızı içersiniz. Çok işim var be usta. Başka zaman artık. İşçiliği çok güzel. Siz mi yaptınız? Evet. Harika olmuş. Çok sevdiğim biri için bir ara gelip bir hediye almayı düşünüyorum o zaman. Her zaman bekleriz. Teşekkür ederim. Ben gideyim artık. Uğurlayayım size. Sağ olun. Demir de bu işin içindeymiş. Zehra'ya bak sen ya. Bütün şirketi kul köle etti kız kendine. Kolay gelsin Sayın amca. Hoş geldin kızım. Hayırdır? Hayır, hayır. Sana bir iş buldum. Yani kabul edersen tabii. Tabii ki ederim. Adresi söylesen. Adresi buradaydı. Evde ufak tefek tadilat işleri varmış. Tam ayrıntıyı bilmiyorum ben. Artık sen gittiğinde öğrenirsin. Tamam, olur. Hayırlı olsun diyelim mi o zaman? Diyelim kızım, diyelim. Tamam. Ben tutmayayım seni. Kolay gelsin. Sağ olasın. Güle güle. Güle güle. Evlat. İşler bir açıldı, pir açıldı. Bak bugün gidebilirsin ama bu son. Bundan sonra çok sıkışacağız sanki. Peki usta, sağ ol. Sinema için artık çok geç.
Usta kolay gelsin. Geç kalmam. Tamam evlat. Yok kızım yok. Buna kesin bir çare bulmamız lazım bizim. Ne yapacağız hala? Buldum. Vallahi de buldum. Billahi de buldum. Bu işin sorumlusunu bu evden hop atıp çıkartacağız. Ne sorumlusu halacığım? Onların arasına kimse girmiyor ki. Yani bu onların kendi arasındaki problem. Ah benim güzel pırlantam. Ben onların odasındaki o pislik kanepeden bahsediyorum. O kanepeyi o odadan yollamadıkça bunlar küsüp küsüp yatakları ayıracaklar. E yataklar birleşmeden buzlar erimez. İyi de ne yapacağız? Yani ya kanepeye sorarlarsa? Hallederiz, hallederiz. Önce şu kanepeden bir kurtulalım da gerisini hallederiz. Ökkeş Efendi. Ah, buyurun Ceviriye Hanım. Buyurun efendim. Ay Ökkeş Efendi, senden bir şey rica edeceğim. Bu Ömer Beyliğin odasında bir sevimsiz kanepe var ya, sevimsiz bir kanepe. Sevimsiz kanepe mi? Evet, sevimsiz kanepe. İşte o sevimsiz kanepeyi bu evden çıkarıp yollayacağız. Peki, nasıl isterseniz efendim, tamam. Hay Ökkeş Efendi, ama Zehra ya da Ömer sorarsa... işte kanepenin lekelendiğini, ya Ayşeciğimin de onu yolladığını söylersin, oldu mu? Tamam efendim, ben hallederim, merak etmeyin. Tamam kızım, oldu bu iş. Şu saatten sonra Ömer'le Zehra zaten mecburen barışacaklar ayol. İnşallah dediğin gibi olur hala. Olur olur. Sen hiç üzme kendini. Takma kafana bunu. Teşekkür ederim. Yine Bey. Hoş geldiniz, buyurun. Buranın pidesi çok güzeldir. İster misiniz? Teşekkür ederim, yemeyeceğim. Neden? Yani hamur işinden pek hoşlanmam çünkü. Demek torununuzu buna borçlusunuz. Öyle de denebilir tabii. Ne yaptınız? Dosya numarasından bir şey bulabildiniz mi? Detayları göremedim. Ama Yener diye bir isme ulaştım. Yener ha? Peki nerede buluruz bu Yener'i? Merak etme. Onu da öğrendim. Adam cezaevinde. Bu Yener'e ulaşırsam her şeyi öğrenirim. Demek burnuma gelen pis kokular doğruydu. Zehra, hapishane, evlilik. Aralarında mutlaka bir bağ var. Mutlaka. Hilmi Bey, peki bu adama nasıl ulaşabilirim? Birbirimizi artık çok iyi tanıyoruz Alev Hanım. Bunu isteyeceğinizi bildiğimden onu da ayarladım. Merak etmeyin, cezaevinde adamımız var. Alo. E hadi neredesin? Geldim. Ya yok, hazırlanmana falan gerek yok. Ben seni her haline beğeniyorum. Ne işin var senin burada?
da konuşma gelemez mi? Sen beni mi takip ediyorsun? Evet, mecburen. Konuşacak başka yol bırakmadın. Böyle peşine takıldım. O son görüşmemizde söylenecek ne varsa söylendi. Konuşacak bir şeyimiz yok bizim. Ben senin babanım. Her zaman konuşacak şeylerimiz olacak. Şu sefer hayatta ne zevk alıyorsun? Bak, bunları konuşmanın ne yeri ne de zamanı. Peki şimdi gidersem sonra benimle konuşacak mısın? Tamam, konuşacağım. Söz. Konuşacağım. Peki, anlaştık o zaman. Arayacağım seni. Tamam, hadi git şimdi. Koray'ın babası mı bu? Ben hazırım. Artık gidebiliriz. Ne oldu? Birisi mi gördü yoksa? Keşke söyleseydin. Sokağın başında bekleseydin, ben gelirdim. Yok yok, kimse görmedi ya. Hadi gidelim. Sürprizin ne? Sürprizim çok büyük bir şey değil ama... Sağ ol kızım. Sade değil mi? Sade. Afiyet olsun. Sağ ol Nazan. Afiyet olsun. Kızım, dolaptaki yorganla yastığı da kaldırdın değil mi? Kaldırdım malı, kaldırdım. Ama abim... Yavrum, bu onların iyiliği için. Aa. Uyudun mu? Hala uyumadıysan iyi geceler. Ne yapacağım ben bu adamla? Ne diyeyim şimdi? Cevap vermesem olmaz. Mesajı okuduğum görünüyor. Teşekkürler. Size de iyi geceler. Ne yapıyorsun Leyla? Kendine gel. Ateşle oynamak. Ya kanepe yok. Kanepe nerede ya? Kanepe nerede? Ya tamam dur, bağırma. Yine kavga ettiğimizi sanacaklar. Tamam da nasıl yatacağız biz şimdi?
İkimiz burada mı yatacağız? Tamam, buluruz bir çaresini. Ben bir bakıp geleyim. Burada da yok. Ben ne olduğunu öğrenip geleceğim. Nazan. Bizim odadaki kanepe nerede? Üzerine bir şey dökülmüştü. Ayşe Hanım kaldırmamızı istedi Ömer Bey. Benim neden haberim yok? Yani Ayşe bana söyleseydi temizlik şirketini arardık, gelip hallederlerdi. İyi akşamlar. Nazancığım, benim yastığı hallettin mi? Tabii tabii, hallettim Cevriye Hanım. İyi geceler, iyi geceler. Ömer Bey, seni de mi uyku tutmadı? Sana da süt ısıtayım, ister misin? Yok, sağ ol, teşekkürler. İyi geceler. İyi geceler. Ayol, siz kimle dans ettiğinizi zannediyorsunuz tazeler? Ben kaç koca eskittim, kaç yatak ayırdım ayol. Ben bu numaraları yer miyim be? Depoya kaldırmışlar. Allah Allah, niye ki? Üstüne bir şey dökülmüş. Depodan alınmayız da şimdi. Yani gecenin bu saatinde sorarsak iyice şüphe çeker. Ya tamam da ne yapacağız şimdi? Ben çalışma odasında yatacağım. Sen de burada yatakta yatacaksın. Sabah erkenden de geleceğim. Yani yapacak başka bir şey yok zaten. En iyisi bu. Ay tamamıyla bu dolunayın etkisindenmiş biliyor musun? Böyle hepimiz kurt gibi geziyoruz ayol. Ben bir tane daha süt alacağım. Sana da getireyim mi? Hatta Zehra'ya da getireyim böyle karşılıklı için ha. Ne dersin? Teşekkürler. İyi geceler. Ne oldu? Cevriye Hanım'a yakalandım. Ortalıklarda dolanıp duruyordu. Yani bu şekilde orada yatamam. Ne yapacağız peki? Nasıl yatacağız? Yapacak bir şey yok. Ne? Yok, ben asla böyle bir şey kabul etmem. Gerekirse yerde yatarım. Ne yapıyorsun sen? Yerde yatıyorum işte. Bununla. Ne yapayım? Battaniyemle yastığımı da almışlar. Saçmalama. Hem niye anlamıyorsun? Ben senin asla burada uyumam. Tamam, dur bir saniye. Tutar mısın? Bir daha katla.
Verir misin? Şu tarafa doğru. Tamam mı? İyi, tamam.